Herkese yeni bir Grow Topya videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere farm yapanlar için efsane bir taktik vereceğim. Şimdi farm yapıyorsunuzdur çoğunuz. Oyuna yeni başladıysanız zaten yapmanız gereken ilk şey farm yapmak. Ya farm yapmak önemli çünkü çok hızlı bir şekilde gem kasabilirsiniz. Kastığınız gemleri de event zamanları 1K gemi 1 VL'ye satabilirsiniz. Yani bunların hepsini satabilirsiniz. Peki yani sadece gem kasmaktan ibaret mi farmdaki tek kazanç? Aynı zamanda XP de kasıyorsunuz. Bunlar herkesin bildiği şeyleri önce bir söyleyelim. Ondan sonra bilmediğiniz şeylere gelelim. Oyuna yaklaşık 3 yıl önce eklenen bir özellik bu da. Hatta 4 yıl da olabilir. Tam bilmiyorum ama bayağıdır var. Ama bilen sayısı çok az maalesef ki. Özellikle açıp bakmayan adam bilemez. Veya bunu yapmazsanız kendiliğinden kasılan bir şey de değil. Birazdan anlatacağım zaten. Öncelikle farm yaparak ne kazanabiliyoruz? XP kazanabiliyoruz. Gem kazanabiliyoruz. Bir de seedlerimiz artıyor. Yani ekerken daha fazla seed ekiyoruz. Biçtikten sonra falan böyle. Bu şekilde katlanıyor yani aslında. Mesela bir farm biçiyorsun. 100 tane seed kar yapıyorsun. Hem onu satabiliyorsun. Hem biçerken kazandığın gem var. Hem kırarken kazandığın gem. Aynı zamanda bir de bunların XP'si var. Ama ayrıyetten size göstereceğim taktikle farm başına 40 VL, 50 VL ekstradan kazanabileceksiniz. Şimdi 40 VL, 50 VL dedim. Farm başına 40 VL, 50 VL çok iyi bir durum. Çünkü farm başına kastığınız gem bile 50 VL etmiyor. Üstüne kastığınız gem artı seedleri toplarsanız gene belki 50 VL etmez. Tabii ne farmladığınıza göre değişir bu ama. Chant bile farmlasanız gelen gemler 50 VL etmez arkadaşlar. Şimdi göstereceğim taktik çok basit. Kendinize tıklıyorsunuz. Zaten bunu token kasan arkadaşlar bilir. Burada gördüğünüz gibi Rolgoes'ler var. Bu zaten 4 yıl, 5 yıl önce falan geldi oyuna. Yapacağınız tek şey buradan önce bir göstereyim. Bak şu farmer rolesiyle şu builder rolenizi kasmaya çalışın arkadaşlar. Peki bunu nasıl kasabilirsin? Her gün sana zaten bir tane hak veriyor ücretsiz bir şekilde. Gelip buradan görev yaparak farmer roleni buradan level atlatabiliyorsun. Size minimum 5 level lazım. Farmer'ınızın minimum 5 level olması lazım. Mesela ben en çok surg yaptığım için surgum 8 level. 10 level olduğu zaman şöyle bir isminizin yanında böyle bir işaret çıkacak. Tam şurada logonun olduğu yerde. Hatta şurada falan çıkıyor biraz daha solunda. Ve farmer'a geliyoruz. Bakın bir levelde zaten tüm roller'leri bir yaptığınız zaman size böyle untradeable satılamayan eşyalar veriyor zaten. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle baktığınız zaman 2 levelde biçtiğiniz ağaç başına size %0.5 daha fazla bonus veriyor. Bonus gem veriyor. 3 levelde şu bloktan veriyor size. Yani farm biçtikçe bunun düşme şansı var. 4 levelde bu var. Mesela bu 2-3 VL falan. Bilmiyorum tam. Belki daha fazla da olabilir. Bak ağaç biçtikçe diyor bundan düşme şansı var diyor. Yani bunun tanesi de 2 VL 3 VL dediğim gibi. Aynı zamanda bir de şunu veriyor size. Yani gemlerde bu sefer %1 daha fazla gem düşme şansı veriyor. Burada 0.5'ti. Burada 1'e çıktı bakın. 5 levelde işler başlıyor işte arkadaşlar. Asıl iş. Size bunun düşme şansını veriyor. Yani havuç düşme şansı veriyor. Ağaç biçtikçe. Bu havucun tanesi 8-10 VL ve farm başına farmladığınız şeye göre de değişiyor ama ben size bir taktik vereyim. Rice yani pirinç ağacı farmladıkça farm başına 4 tane 5 tane bundan düşebiliyor. Otomatikman 40 VL 50 VL kar yapabiliyorsunuz. Rise gem vermiyor ama dediğim gibi çok hızlı kırılıyor. Yani 2 vuruşta falan kırılıyor. Çok hızlı biçil edebiliyor ve bundan da çıkıyor yani. Çok hızlı farmlayabiliyorsunuz ve çok fazla CD artıyor yani. Geri satabilirsin. Ondan sonra 6 levelde brokoli bakın. Bu da yine o civar bir şey 10 VL falan. Buraya gelelim. Çilek 3 VL. Çilek çıkıyor 8 levelde. 10 levelde ise size safran veriyor. Safran ağacı veriyor. Ağaç biçtikçe ve 3 daha fazla gem kazanıyorsunuz biçtikçe ağaçları. Bu da 13 VL falan arkadaşlar. Yani 12-13 olması lazım. Farm başı bunlardan 4'er 5'er tane düşebiliyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Onu da geleceğiz. Yani insanlar niye bunlara böyle saçma şeyler niye para veriyor diyeceksiniz. Bunun cevabını da vereceğim birazdan. Bunlardan dediğim gibi 4 tane minimum 3 tane 5 tane düşüyor yani. 50 VL 40 VL cepte. Farm başı bunları kazanıyorsunuz. Peki adamlar bunları alıp ne yapıyor? Şimdi buradan builder rolesine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi mesela 3 levelde size ne veriyormuş? Herkesin bildiği ut. Ut yapma şansı veriyor size. Yani bunu utu herkes yapamaz. Size bunun tarifini veriyor ve bunları bu görevi açmadan birleştirseniz bile olmuyor arkadaşlar. Bu görevi açanlar sadece bunları birleştirip ut yapabiliyor. Mesela 50 tane Biovest, 50 tane Space Rock, 50 tane şu Stone'dan veriyormuş, istiyormuş. Şu Biovest zaten surg yaptıkça çıkan şey. Aynı farm anlattığım gibi, farm oralisinde anlattığım gibi surg yaptıkça ekstra bunlardan veriyor size. 5 tane, 5'er tane veriyor. Ama tabii şanslı. Her surg yapmanı da vermiyor. 10 surgta bir tane verir mesela. Veya 20 tanesinde, 30 tanesinde falan
falan bir tane, beşer tane verir. Gelelim buraya. Mesela 4 levelinde şu Gargoyle Wing yapma tarifini veriyor sana ve bunu yapma şeyi veriyor. Gördüğün gibi 5 levelde de bunları yapabiliyorsun. Bunları da nasıl yapıyorsun arkadaşlar? Nasıl yapıyorsunuz? Bunları da az önce anlattığım carrot, yani havuç, çilek, safran ve brokoli ile bu guild eşyalarını yapabiliyorsunuz. Onları sizden insanlar satın alıp bunları yapıyor ve bunları da satıyorlar guild zamanı veya kullanıyorlar bu gördüğünüz şeyleri. Aynı zamanda bunları siz yapıp daha pahalıya da satabilirsiniz. Çünkü alan adam sizden ham maddeyi alıp burada bu şekilde işleyip satıyor. Aynı zamanda bunu kasıp siz de yapabilirsiniz. Direkt hem ham maddeyi kasarsınız, hem kendiniz işlersiniz, hem satarsınız. Daha çok kâr olur. Ama bu olmasa bile sadece onları satarak bile farm başı 4-5 tane çıkarsınız o havuçtan falan. 40 VL 50 VL cebe geliyor. Ben size dirt to çekeceğim arkadaşlar. Ama bu hesabımla çekeceğim. Çünkü sıfırdan farm rolesi kasmak birazcık zor. Yani zor dediğim zaman alan bir şey. Yaklaşık 5-6 hafta mı alır gibime geliyor. O yüzden siz bunu yapın. Yani kendiniz her gün değişiyor. Her gün bir tane şans veriyor. İkinciyi yapmak isterseniz sizden 3K gem istiyor bakın. Tekrardan başlatmak için daha da artıyor ondan sonra. Günlük bir kere yapın. 3K geminiz boşa gitmesin. Girin farmı yapın çıkın abi. Token almaya bakmayın bence. Başlangıçta eğer zaten zengin değilsen token senin öncelikli hedefin olmaması lazım. İlk hedefin. Geleceksin burada. Farm rolünü geliştireceksin. Ve 5 levele kadar minimum çıkartacaksın. Bunu daha sonra arttır yani. 10'a kadar arttır. Daha çok kazancın olacak. Biz Dirt to DL çekeceğiz. Dirt to DL bizim için 2 gün arkadaşlar. Yani DL kasmak 2 gün içerisinde sıfırdan DL kazanabilirsiniz. 2 videoda DL kazanacağız. Daha sonra yani şu anlık planıma göre bir 10 video falan sürecek Dirt to BGL. 10 videoda artık toplam 12 videoda BGL'miz olacak sıfırdan. Bakın hiç kendime ekleme yapmayacağım. Yine bu çarda yapacağım ama hiçbir şekilde ekleme yapmayacağım. Sıfırdan BL kazanacağız. Bunu zaten videolarda göreceksiniz. Şimdi size ön bilgilendirme yapıyorum. Farmınızı kasmaya başlayın. Farm rolenizi. Farm yapıyorsan çok işine yarayacak. Daha fazla gem düşürecek. Daha fazla blok düşürecek. Aynı zamanda farklı itemler düşürerek VL'ni katlayacaksın. Farm başı 40-50 VL demek çok fazla. Yani 10 tane farm biçtiğini düşün. 10 farmda zaten 4 DL 5 DL sana cepten gelecek. Ekstra gelecek. 4 DL 5 DL az değil. Bir günde yani oynamayı seviyorsan 10 farmı tek başına bile yapabilirsin. Bir çip kırabilirsin. Yani auto açabilirsin belki ama ban sebebi ama yani çoğunuz açıyorsunuzdur zaten. Veya auto clicker yani kendi tıklar falan böyle. Onları yapabilirsiniz. Auto clicker ban sebebimi bilmiyorum. Ama kullanan çok kişi var bildiğim. Ban da yemediler yani. Onun harici farklı programlar kullanarak, yazılımlar kullanarak yaparsanız otoban yiyebilirsiniz. Veya mod görürse banlar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani bir de yaparken word'ünüzü şuradan 124 level ayarlayın kırarken auto clicker'la. Şuradan gördüğünüz gibi word'e level koyabiliyorsunuz. Bunu 124 yaptığınız zaman 125 yapabiliyor muyuz? Yani yapamıyormuşuz. Şurayı 124 yapıyorsunuz ve 125 level adam sadece buraya girebiliyor. Üstüne bir de signal jammer açtığınız zaman word'ünüzü sadece modlar görebilir. Onlar da dediğim gibi başında birazcık bekleyin böyle ara ara. Mod geldiği zaman gelirse veya derse işte yani auto muysun falan derse hareket edin böyle. Sizin auto olmadığınızı anlar banlamaz. Yani bu şekilde farmınızı kasmaya başlayın. Farm rolenizi. Daha sonra zaten Dirt to BGL serimizde. Yani 12 video bakın çok değil yani. Video başı 10 dakika 15 dakika falan olur. Yaklaşık 180 dakikada 200 dakikada buna ne kadara geliyor? Yani 3 saat 4 saatte size BGL kasmayı öğreteceğiz arkadaşlar artık. Hepinizin zengin olmasını istiyoruz. Yani farklı milletler çok zengin görünebilir ama biz de bilgilerimizi sizlerle paylaşarak sizlerin de onlardan bir eksiğinin olmadığını sizlere göstereceğiz. Bu farm roleyi kasmaya bakın şimdilik. Bu arada hastayım. O yüzden 3 gündür video gelmiyordu. Normalde sürekli atacağım. Yani şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Video stoklayıp eski videoları size atmak istemiyorum. O yüzden ben video çekiyorsam o videoyu maksimum bir gün önce çekmişimdir. Bu ayın 20'sinde izliyorsan örnek veriyorum. Ayın 19'unda çekilmiştir yani o video. Veya günü gününe atıyorum. Mesela bu videoyu bugün yükleyeceğim. Bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Farm role kasın. Yani role kasarken sizden bazı eşyalar isteyecek. Mesela diyecek şu bloğu bana getir diyecek. 200 tane şundan yap diyecek. 200 tane seed ek diyecek mesela veya 10.000 lira retilik seed ek diyecek. Yani 1 VL harcayıp 2 VL harcayıp hem seed ekeceksin zaten o gem sana. Yani bir şey kaybetmiyorsun. Geri kırdığın zaman satabilirsin. Sadece dediğim gibi 2-3 VL falan harcatıyor her görevi. Onlar da zaten boş beleş yani. Geri VL'ye dönüştürebileceğin şeyler. Aslında pek bir şey kaybetmiyorsun. Bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.